Kanal Efe Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Gün öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Çankaya Köşkü'nde devlet övüç madalyası tevcih törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız dedi. Değerli şehit yakınlarımız, değerli gazilerimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'nde devlet övünç madalyası tevcih törenine katıldı. Erdoğan, vatan, bayrak, bağımsızlık, ezan uğrunda can veren kahramanların hatıralarını yad etmek, şehit yakınları ve gazileri olan şükran borçlarını ifa etmek üzere bir araya geldiklerini belirterek şöyle konuştu. Milletçe çok ama çok iyi biliyoruz ki ne yaparsak yapalım şehitlerimizin ve gazilerimizin üzerimizdeki haklarını tam manasıyla ödeyemeyiz. Bu topraklar bize can verip canından aziz bildiği vatanını namahrem ellere teslim etmeyen kahramanların emanetidir. Şayet bugün ay yıldızlı bayrağımız 780 bin kilometre kare üzerinde nazlı nazlı dalgalanıyorsa, ezanlarımız gök kubbeyi günde 5 vakit çınlatmaya devam ediyorsa, milletçe tarih sahnesinde varlığımızı özgürce idame ettirebiliyorsak, hiç şüphesiz bu önce Allah'ın yardımı, sonra da şehit ve gazilerimizin fedakarlığı sayesindedir. Kuşkusuz şehadet mertebesine ulaşmak ne kadar yüce bir mertebe ise, arkada kalanlar için de sabretmek, metanet içinde olmak, rıza-i ilahiye ittiba etmek de o kadar büyük, o kadar ulvi bir derecedir. Şehitlerin kanını yerde bırakmadıklarını ve bundan sonra da bırakmayacaklarını ifade eden Erdoğan şöyle konuştu. Dünya harp tarihini yeniden yazan yerli ve milli insansız hava araçlarımızla Irak'taki, Suriye'deki terör baronlarına nefes aldırmıyoruz. Milletimize yaşattıkları acıların bedelini, kanını döktükleri her masumun hesabını bu katil sürülerine misliyle ödetiyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız. Şehitlerimizin ruhunu muazzeb etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Terör örgütlerine yoldaşlık yapanlara, oy uğruna bölücü örgütün uzantılarıyla ittifak kuranlara, Kandil'in siyasetteki piyonlarının kuyruğuna takılanlara, Yozgat'ta farklı Diyarbakır'a gidince çok farklı konuşan mürahilere, şehit yakınlarına hakaret eden edepsizlere inat, biz milletimizle birlikte, sizlerle birlikte yürümeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı tarafından şehit uzman onbaşı Mustafa Alpaklı'nın ailesine verilmek üzere Şanlıurfa Valiliğine gönderilen devlet övünç madalyası ve beratı aileye tevcih edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tevcih töreniyle eş zamanlı Şanlıurfa Valiliğine davet edilen şehit Mustafa Alpaklı'nın annesi Aysel ve babası Ali Alpaklı, Vali Abdullah Erin tarafından ağırlandı. Şehit ailesiyle sohbet ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını ileten Vali Erin, ne yaparsak yapalım, şehitlerimizin üzerimizde olan haklarını ödeyemeyiz. Şehitlerimizin asıl mükafatı Allah katında verilecektir. Bu övünç madalyasıyla şehitlerimize olan minnet duygumuz ifade edilmektedir diye konuştu. 2933 sayılı madalyayla nişanlar kanunu gereğince Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hepsi üzerine. Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen devlet övünç madalyası ve beratını şehit Mustafa Alpaklı'nın anne ve babasına tevcih eden Vali Erin, şehitlerimizin yakınları devletimizin ve milletimizin emanetleridir. Her zaman şehit ailelerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz dedi. Şehit uzman onbaşı Mustafa Alpaklı 16 Ocak 2020 tarihinde Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü aracın teröristlerce patlatılması sonucu şehit düşmüştü.
Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Dicle Elektrik Branş İlçe İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan Mustafa Korkmaz ve Lütfü Topkan, trafik kazasında alev alan tırın içerisinde mahsur kalan baba ile oğlunu kendi canlarını riske atarak kurtardı. Dicle Elektrik Viranşehir İlçe İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan Mustafa Korkmaz ve Lütfü Topkan canlarını tehlikeye attılar. Edinilen bilgilere göre Viranşehir kavşağında önceki gün meydana gelen olayda seyir halindeki bir tır aniden yoldan çıkıp devrildi ve ardından alev aldı. Çevredekiler tarafından yapılan müdahaleler yoğun alevler nedeniyle sonuç vermedi. O sırada yoldan geçmekte olan Dicle Elektrik Viranşehir İlçe İşletme Müdürlüğü'nde vardiya amiri olarak görev yapan Mustafa Korkmaz'la Lütfü Topkan kazayı görüp durdu. Lütfü Topkan aracı park edip 112 acili ararken vardiya amiri Mustafa Korkmaz da tırda bulunanları kurtarmak için kaza yerine koştu. Tırın kapısının camını kıran Mustafa Korkmaz alevleri içerisinde kaldığını gördüğü Fadıl Tekin'i çekip çıkardı. Tekin'in babam araçta demesi üzerine çevreden gelenlerle birlikte bir kez daha alevler içindeki tıra giren Korkmaz, araçtaki ikinci kişiyi de çekip kurtardı. Baba ile oğlunu kurtardığı sırada elleri yanan Dicle Elektrik çalışanı Mustafa Korkmaz, Viranşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından taburcu edildi. Korkmaz, bu duruma seyirci kalamazdım. Kendimi de korumaya çalışarak alevlerin arasına daldım. Yine olsa aynı şeyi yaparım dedi. Maşuk Toki yolu üzerinde şehit polisi için taziye çadırı kuruldu. Çadırı ziyaret eden Vali Abdullah Erin, şehitlerin yakınları ve meslektaşlarına başsağlığı diledi. Bismillahirrahmanirrahim. 9 Mart 2022 günü takip aldıkları şüpheli şahsın ateş açması sonucu şehit düşen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici ve polis memuru Cemal Bozkurt için kurulan taziye çadırını ziyaret eden Vali Erin şehitler için dua etti. Oğlum, gerek ülkemizdeki gereksiz dışındaki güvenlik güçlerimizi sen muhafaza et. Burada şehitlerin yakınları ve meslektaşlarına başsağlığı dileyen Vali Erin, daha sonra Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve şubede görevli polislere tekrar başsağlığı dileyen Vali Erin, iki genç polisin şehit düşmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Polislerle bir süre sohbet eden Vali Erin daha sonra şubeden ayrıldı. Gereksinler dışındaki güvenlik güçlerimizi sen muhafaza eyle, onları da muzaffer eyle. Amin. Değerli izleyenler, şehit düşen polislerin ailelerine maddi destek olmak için yardım kampanyası düzenlendi. 9 Mart 2022 günü takip aldıkları şüpheli şahsın ateş açması sonucu şehit düşen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici ve polis memuru Cemal Bozkurt için geride kalan ailelerine maddi açıdan destek sağlamak, bir nebzede olsa acılarını hafifletmek amacıyla Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü yardım toplama kampanyası düzenlediği öğrenildi. Şehit polis memuru Abdülkadir Güngör ve komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici için Türkiye geneli başlatılan yardım kampanyasına gönüllülük esasına göre yardımda bulunmak isteyenlerin yardımlarını Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü adına açılan Şanlıurfa Garanti Bankası Merkez Şubesi'nde açılan TR 0806 2000 4510 0006 2879 96 IBAN nolu hesaba yatırabilecekleri öğrenildi. (Gülüyor)
Rusya'nın Ukrayna'ya açmış olduğu savaş nedeniyle ülkeden göç etmek zorunda kalan Azerbaycanlı kadınlar gözyaşlarıyla Edirne Kapıkule sınır kapısında Türkiye'ye geldiler. Rusya ordusunun Ukrayna'ya saldırıları sebebiyle ülkeden göç etmek zorunda kalan Azeri kadınlar Edirne Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptılar. Benim çocuklarım gecelerde kalıp, benim evim dağıldı, benim kardeşim karkımda kalıp onu bırakmadılar. Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Azerbaycanlı kadın vatandaşlar gözyaşları içinde bizler savaş istemiyoruz diye yaşanan saldırılara haykırdı. Bizi dağıttılar, bizi küçelerde kaldık. İndi de bir haftada küçelere düşmüşük. İki tane kız çocuğumla küçelerde kalmışız. Bir hafta, 7 gün, 10 gün. Çocuklarım küçelerde kalıp, benim evim dağıldı. Benim kardeşim karkımda kalıp onu bırakmadılar. Neye göre bizi böyle bugüne saldı Putin? Biz Rusya'ya kardeş değildik, neye göre? Benim çocuklarım, körpe çocuklarım kaste küçelerde. 7 gün patvalda kalmışık, aç susuz. Çörek yoktu, hiç ne yoktu. Ayrıca 7 gün boyunca kadın ve çocukların sığınaklarda aç kaldığını belirttiler. Putin bombaladı karkımı, evimize bomba düştü. Ölüm var, çoklu ölüm. Gözümüzün önünde çoklu ölüm. İndi de küçelerde, hele de gedirik. 7 gün yol elemişim. Abi, Karaköprü Belediyesi ilçedeki yeşil alan oranını artırmak için ilçeye yeni parklar kazandırma çalışmalarını sürdürüyor. Değişen ve hızla büyüyen ilçe Karaköprü'de betonarmeleşmeye karşı yeşil alan oranını artırma adına çalışan Karaköprü Belediyesi, Güllübağ Mahallesi'ne kazandıracağı 6000 metrekarelik yeni parkın çalışmalarını sürdürüyor. Mahalledeki vatandaşların talebi üzerine Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydeli'nin talimatıyla mahalleye kazandırılan parkta çalışmaların büyük bir kısmı tamamlanırken ağaç dikimi ve çevre düzenleme işlemleri gerçekleştiriliyor. Güllübağ'da yaşayan vatandaşların yeşil alan ve yaşam alanı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan parkın içerisinde çocuk oyun grupları, yürüyüş yolu, fitness grupları, oyun sahalarıyla oturma grupları bulunuyor. Güllübağ Mahallesi'nin yeni yeni gelişen bir mahalle olduğunu ifade eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, buradaki yeşil alan ihtiyacını bir nebze gidermek için 6000 metrekarelik bu parka kazandırdıklarını ifade etti. Karaköprü Belediyesi 2022 yılında ilçeye 50.000 metrekarenin üzerinde alanı kapsayacak olan 10 adet park kazandırmayı hedefliyor. Akaryakıt fiyatları bu geceden geçerli olmak üzere indirim görecek. Motorun fiyatı 1 lira, benzin fiyatı 65 kuruş civarı indirim bekleniyor. Akaryakıt fiyatları için ikinci indirim bu sabah itibariyle geçerli olmaya başladı. Rusya-Ukrayna çatışması sonra sıfırlayan Brent petrol fiyatları 130 doları aşmıştı. Görüşmelerin devam etmesiyle petrol fiyatı geri çekilince akaryakıt fiyatları için indirimler söz konusu oldu. Sektör kaynakları üçüncü indirim için tarih verdi. Sektör kaynakları akaryakıt fiyatları için bu gece yarısından itibaren bir kez daha indirim geleceğini söylüyor. İndirim beklentisi ise Brent petrol fiyatının sert düşüşüne devam etmesiyle oluştu. Akaryakıt fiyatları bu geceden geçerli olmak üzere indirim görecek. Motorinin fiyatında 1 lira, benzinin fiyatında 65 kuruş civarı indirim bekleniyor. Akaryakıt fiyatlarında indirim ve zamlar o günkü verilere göre kesin olarak belirleniyor. Enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikası EPGİS, EPDK ile arasında yaşadığı tartışma sonrası pazartesi gününden itibaren akaryakıt fiyatları üzerine açıklama yapmayı bıraktı.
Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen Sen Kazan Okulun Kazansın sloganıyla düzenlenen bilgi yarışmasının finalinde Profesör Doktor Necmettin Erbakan İmam Hatip Anadolu Lisesi birinci oldu. Süreniz bitti gençler. Cevapları aynı anda görelim. Cevabımız, doğru cevabımız D şıkkı ve 3 okula da bakıyorum. Evet. Kent genelinde 40 lisenin katıldığı Haliliye Belediyesi ve Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle düzenlenen bilgi yarışmasının finalinde Profesör Doktor Necmettin Erbakan İmam Hatip Anadolu Lisesi, Şanlıurfa Fen Lisesi ve Şehit Tanju Sakarya Anadolu Lisesi yarıştı. Süremiz bitti, cevapları görelim. Önce doğru cevabımızı söylemem gerekiyor. C şıkkı, Gülsüzüm'ün gözyaşları. Profesör Doktor Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin birinci olduğu bilgi yarışmasının finaline Başkan Mehmet Can Polat'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Haliliye Kaymakamı Metin Esen, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Açanal, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Cevapları hep birlikte görelim. 3 lisemizde D şıkkı diyerek doğru cevap vermiş diyoruz. Puan tablosunu. Birinci olan okula sitem merkezi kurulacak olan yarışmada konuşan Başkan Mehmet Can Polat, geleceğe yatırım, gençliğe yatırımdır inancı ve bilinciyle hareket ediyoruz diyerek şöyle konuştu. Geleceğe yatırım, gençliğe yatırımdır inancı ve bilinciyle hareket ediyoruz. İlk geldiğimiz günden itibaren geçmişimizle de ortada. Gelecekte de yine aynı şekilde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün camiasıyla birlikte hareket edip doğru işler yapmaya, geleceğe doğru adımlar atmaya, sizlere doğru yön vermeye Haliliye Kaymakamımız ve Valiliğimizin önderliğinde Milli Eğitim'le birlikte devam ediyoruz. Bizler belediye olarak, yerel yönetimler olarak tabii ki sizin hayatınızın her noktasında, yolunda, kaldırımında, parkında, bahçesinde, temizliğinde görev aldığımız gibi tabii ki bizim için en önemli nesne olan insan, varlık ve gelecek anlamında genç kardeşlerimize neler yapabiliriz, ufuklarını nasıl açabiliriz, Türkiye'mizi, Şanlıurfa'mızı, Haliliye'mizi daha ne kadar ileriye götürebiliriz anlamında, insan kaynağı anlamında en önemli kitle, en önemli varlık olarak Allah'ın da bahşettiği gençlerimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Yarışma birincisi öğrencileri dizüstü bilgisayar, ikincileri bisiklet ve üçüncülere ise tablet hediye edildi. Birinci olan okula ise sitem merkezi kurulacak. Tabii ki birinci finalistimiz, birinci lisemiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni. Mart ayının sert şekilde geçmesiyle beraber soğuk havaların etkisinde kalan Şanlıurfa'ya sağanak ve don uyarısı yapıldı. Bismillahirrahmanirrahim. 9 Mart 2022 günü takibi aldıkları şüpheli şahsın ateş açması sonucu şehit düşen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici ve polis memuru Cemal Bozkurt için kurulan taziye çadırını ziyaret eden Vali Erin şehitler için dua etti. Gerek ülkemizdeki gerek sınır dışındaki güvenlik güçlerimize sen değerli izleyenler, Viranşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali'ne sahne alan ünlü sanatçı Manuş Baba, hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı. Denen festival etkinlikleri kapsamında Viranşehir'de konser verdi. Aşk mezara, sakın ha, Yenişehir Mahallesi Şehit Ahmet Oktay Günak Parkı'nda düzenlenen açık hava konserinde sevilen şarkılarını seslendiren ve yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı dinleyenlerine keyifli dakikalar yaşattı. Soğuk havaya rağmen konsere yoğun ilgi gösteren yaklaşık 5000 Viranşehirli sanatsever, cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti. Kadar.
Seyirciler Manuş Baba'nın sahneye çıkmasıyla birlikte yerlerinde kimi zaman dans edip kimi zaman da şarkıları eşlik ederek keyifli dakikalar yaşadı. Daha güçlü gönlümdeki... Adıyaman'dan bir haberle devam ediyoruz. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor. Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor. Abi kol tarafına gireceğiz dedim. Üstüne alacaksın. Edinilen bilgilere göre Yeni Mahalle Fevzi Çakmak İlkokulu yakınlarında ikamet eden Erkan Yakacı, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Erkan Yakacı bir süre sonra yakınları tarafından hareketsiz halde bulununca durum 112 acil sağlık ekiplerine bildirildi. Gel. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yakacı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Erkan Yakacı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Buradan tut, bekleyin kaldırmak. Sen de şuradan tut. Değerli izleyenler, Türkiye'de ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında Şubat ayı satışları Ocak ayına kıyasla %27 artarken, geçen yılın Şubat ayına kıyasla %7 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında %16 azaldı. Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar bu yılın Şubat ayında bir önceki aya göre %27 artarken fiyatlarda ortalamalarda bir değişiklik gözlemlenmedi. Indicator'ın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında Şubat ayında 114.698 satış gerçekleşti. Ocak ayına kıyasla satışlarda %27 artış gerçekleşirken, geçen yılın Şubat ayına kıyasla satışlarda %7 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında %16 düşüş belirlendi. Bu yılın Şubat ayında ikinci el online satışları içinde binek araçların payı %80, hafif ticari araçların payı %20 olarak belirlendi. Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 309.383 ile Şubat 2021'e göre %2 arttı. İlana çıkan araçların %37'si satıldı. Gaziantep kent merkezinde son bir hafta içerisinde yaşanan 24 trafik kazası kameralara bakın nasıl yansıdı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü kentin farklı noktalarında son bir hafta içerisinde meydana gelen ve kent güvenlik yönetim sistemi ile plaka tanıma sistemi kameralarına yansıyan trafik kazalarına ait görüntüleri yayınladı. Yayınlanan görüntülerde hız, şerit ve ışık ihlali yapan sürücülerle yayaların karıştığı kazalar kameralara yansıdı. Sürücülerin trafik kurallarına uymalarının önemi bir kez daha ortaya çıkarken kazalarda can kaybı yaşanmadı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde yaşanan ve kameralara takılan 24 ayrı trafik kazasının görüntüsünü paylaştı. Değerli izleyenler, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.